açısından başarılı olursa. Peki İlhan Bey, bu durumda Rusya'nın güvenlik gerekçesiyle biliyorsunuz güvenliği risk altında dedi. Donbas bölgesindekilerin güvenliği risk altında dedi ve bunu hak gördü, saldırdı Ukrayna'ya. O zaman benzer hak şimdi Avrupa, Batı ve NATO içinde, NATO ülkeleri içinde ortaya çıkmıyor mu? Bu bir tehdit olarak görülürse o zaman Avrupa vatandaşları, NATO üyesi ülkelerde yaşayanlar içinde bir tehdit, aynı mantıkla aynı hakkı vermez mi NATO'ya ve Avrupa'ya? Bunun sonu yok tabii ki. Yani şimdi Rusya'nın, bana sorarsanız, yaşamsal bir tehdit altında değildi. Yani Rus ekonomisi Batı Avrupa ekonomisiyle özellikle neredeyse hani çok yakın işbirliği içindeydi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani küreselleşme çağında toprak kazanarak güvenlik elde eden çok fazla ülke yok. Yani başka topraklara gideceksiniz, yani başka ülkeleri baştan aşağı işgal edeceksiniz. Ben size söyleyeyim. Vietnam, Afganistan, Irak işgalleri Amerika'yı daha güvenli yapmadı. Sovyetlerin Afganistan işgali Sovyetleri daha fazla güvenli yapmadı. Yani çevremde güvenliğe ihtiyacım var, ben şu ülkeyi işgal edeyim, ondan sonra da daha güvenli olayım. Ya bu çok eskide kalan bir güvenlik anlayışı. Yani Ukrayna Rusya'nın dibinde, tarihsel bağları var, insani bağları var, kültürel bağları var, dil aşağı yukarı aynı. Yani serbest, yani Avrupa modelini geliştirebilirsin, serbest dolaşım yaparsın, serbest ticaret anlaşmaları falan imzalarsın. Yani yapılacak bir sürü şey varken şimdi işgal ederek neyi gerçekleştirebilir? Rus halkına zarar verecek bu, ben size söyleyeyim. Rus ekonomisine zarar verecek. Şimdi düşünsenize, bütün şeyde Doğu Blok ülkeleri şimdi NATO üyeliğine destek artıyor hepsinde. Normal korkuyorlar Rusya'dan, çekiniyorlar. Şimdi Almanya, bakın dikkat edin, Almanya Rusya'yı kolluyordu. Şimdi savaş olunca koşullar birden değişiyor. Şimdi uluslararası alanda iki ülke arasında gerginlik olmasıyla savaş olması arasında, bir ülkenin diğer ülkeye tankla, topla, uçakla, savaş uçakları girmesi arasında büyük fark var. Almanya, özellikle sosyal demokratların Rusya ile arası iyiydi, biliyorsunuz. Yani tarihsel şey uzun süredir öyle. İşte Schröder eski başbakan, Gazprom'un yönetim kurulu üyesi vesaire, bir sürü hikaye var. Dolayısıyla da Almanlar, hatta Kuzey Akım 2'de Amerika'yı direniyorlardı. Şimdi bu imkanı ortadan kaldırdı. Çünkü savunamazsınız. Yani Alman hükümeti Alman halkına dönüp seçmenine biz Rusya'yı hala kolluyoruz diyemeyecek. Amerika'ya karşı Amerika bastırıyordu Biden, biliyorsunuz, işte görüşme yaptı Biden'la yeni şansölye. Washington'a gitti. Böyle eveleyip geveledi Almanya. Yani Kuzey Akım 2'yi adını vermeden Amerika ile ortak hareket ederiz tabii. Neden? Çünkü o zaman gerginlik vardı. Savaş yoktu. Şimdi savaş olunca birdenbire şey değişti. İşin rengi değişmiş oluyor. Şimdi çünkü siz askeri olarak bir yere girerseniz de bundan sonra şimdi sırada Moldova mı var mesela? Moldova'ya da girelim. Çünkü neden? Şimdi Ukrayna'yı alırsan Romanya ile Ukrayna arasında Moldova var. Oraya da girelim. Bunun sonu yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Biz güvenli sınırlar için başka ülkeleri işgal etmeye başlarsanız sırayla, yani Gürcistan, şimdi bakın Kırım çok önemli. Evet, Rusya için tarihsel olarak da çok önemli. Orada askeri liman var. Kırım bizim için stratejik açıdan çok önemli dedi. Kırım'ı aldı, ilhak etti. İli yaptı yani. Evet. Rusya'nın bir parçası oldu. Şimdi yani çözüldü aşağı yukarı, hani denize çıkma ihtimalleri, o imkanları falan elde edildi. Şimdi bunun daha fazlası maksimalist olmaya başlayınca bu geri dönmeye başlar size. Yani Rusya Ukrayna'yı savaşı kazansa bile, bana sorarsanız, hani siyaseten kaybettiği bir sürece doğru gidecek. Hı hı. İsveç ve Finlandiya açısından da Putin'in bir açıklaması olmuştu. Onların NATO üyeliği halinde dün bir açıklama yaptı. Ciddi bir sert tonda açıklamaydı. Rest çekti. Anladığımız kadarıyla aslında biraz da cesaret alıyor dünyanın şu andaki durumundan. Peki Sayın Düre, dünyanın üçte ikisi Biden'ın, Amerikan Başkanı Biden'ın açıklamasına dayanarak söylüyorum bunu. Şu anda Rusya'ya karşı. Biden dünyanın üçte ikisi bizimle birlikte dedi. Peki Vladimir Putin bu gücü nereden buluyor da bir ülkeyi işgal girişimine hiç çekinmeden başlıyor ve dünyanın çoğunluğunu karşısına alıyor? Nereden geliyor gücü? Şimdi güçten çok burada
bir aslında çaresizlik durumu var. Çaresizlik derken bir yalnızlık, bir jeopolitik yalnızlık ve çaresizlik durumu var. Tabii ki Rusya'nın içinde bulunduğu bu durum ve böyle hareket etmesine neden olan kendi öz şartları, ideal şartlar ya da dünyanın örnek alması gereken şartlar değildir. Örneğin demokratik değerler konusunda hiç kimse mesela Rusya'ya gidip ABD ile falan karşılaştırmıyor. İşin içinde başka bir şey var. Yani Rusya hangi hafızayla bunun yapıyor, bunu anlamamız lazım ki bundan sonraki gelişmeleri öngörebilirim. Hı hı. Bakınız, jeopolitik tehlike anlamında Rusya'nın algısıyla, yani bir kıta coğrafyası olarak ABD'nin bir deniz hakimiyetine sahip Anglo-Sakson dünyasının hakimiyeti ve hassasiyetleri daha farklı şekilde ilerliyor. Anglo-Saksonlar, Amerikalılar Vietnam'dan tutun dünyanın her birinde yaptığı hamleleri ne oraya kendi açısından tırnak içinde demokrasi getirmek için yapıyor. Bazen tırnak içinde değil, bazen bunu gerçekten de yapıyor. Ama bunun dışında 750 milyar dolarlık soğuk savaş yokken, hiçbir savaş riski yokken sürekli bir askeri bunların şeyi var değil mi? Harcama potansiyeli var ve böyle bir askeri bütçeleri var. Bunun da bir biçimde ve buna bağlı bir sürü sistem var orada çalışan. Yani Amerika yapan sistemin bir ayağı da bu. Bunun bir biçimde sürekli dönmesi lazım. Şimdi onlar farklı şekilde hareket ediyor. Rusya kıta coğrafyasındaki refleksleri farklı çalışıyor. Arada bir okyanus yok. Rusya'nın kendi açısından gördüğü tehlike farklı. Ha, diyebilirsiniz ki dünyaya entegre olsun işte. Ama burada böyle bir tehlike var. Rusya buna ekonomik olarak, siyasi kültür olarak hazır değil. Daha Rusya 30 yıllık bir ülke, sosyalist düzenden geldi. Yani sosyalist, o da sorunlu bir düzenden geldi. Anlatabiliyor muyum? Biz şimdi Rusya'nın hangi reflekslerle bunu yapmaya çalıştığını anlıyoruz. Rusya bunu yaparken zaten diyor ki ben daha güçlü olduğum için yapmıyorum diyor. Zaten Anglo-Sakson dünyası Rusya'ya jeopolitiği öğretti. Der ki bu jeopolitik kuralın ana nedeni sizin kendi hedefinize, bölgenizde ulaşmanız için rakibinizden daha güçlü olmanıza gerek yok. Rakibinize zarar verecek kadar gücünüz olması yeter. Rusya bu mantıkla hareket ediyor. Şimdi biz Rusya tamamen kendi açısından, tekrar ediyorum, Rusya, yani şöyle düşünün, diyelim ki çok kötü bir adamın bile, diyelim ki bir adam katil. Hani katil bile, hani bazen diyoruz hangi motiflerle bunu işlemiş. Böyle bakıyoruz yani, onu haklı çıkartmak için değil, durumu anlamak için. Aha. Şimdi Rusya'da o zaman her şeyini saçma sapan yapıyorsa, o zaman peki bu diyelim ki Bizijinski büyük satranç tahtasını boşuna mı yazdı? Boşuna mı o adam yıllarca ABD'nin en büyük işte başkanlarına, bütün başkanlarına danışmanlık yaptı? Yani bir böyle gerçeklik yok mu? Hepimiz bilmiyoruz mu? Şöyle bir genel algı var Anglo-Sakson'da. Ya bu kadar büyük dünya, yani Rusya coğrafyası bu kadar işte %40'a yakın dünyanın bütün rezervleriyle, daha doğrusu madenleriyle falan ve bu kadar az nüfusla size fazla. Şimdi böyle bir algı yok mu? Var. Düşünün, dışarıda böyle bir algı ve söylenti varsa bunun Rusya'daki hissedilme şeklini düşünün. Ondan sonra daha bundan sonraki gelişmeleri, global ısınmayla işte Kuzey Denizi'nin erimesi ve ondan sonra Rusya'nın en büyük sıkıntısı olan sıcak denizlere ulaşma anlamında yeni fırsatlar doğması, o zaman Rusya'nın daha da tehlikeli olacağı Anglo-Sakson. Şimdi bütün bunlar yok dersek, O zaman Rusya'nın niye böyle yaptığını tabii ki anlayamayız. Ha, bütün bunlar var derken de Rusya'yı ideal bir örnek olarak göstermek için söylemiyorum. Ama dünyada diğer tarafın da var ideal olmayan. Yani bu demokrasi gerçekten de, yani ben ABD'nin demokrasi açısından bir örnek olduğuna inanan bir insanım. Ama kusura bakmayın da yıllardır Orta Doğu'da, Latin Amerika'da diktatörleri destekleyen onlar değil miydi? Değil miydi yani? Onlar yapmadı mı? Neye karşı yaptı? Orta Doğu'da radikal İslam gelişmesi, Latin Amerika'da sol hareket gelişmesi. Sonuçta zaten ne zaman ki Rusya'dan biraz dikkati dağıldı, Çin'e yöneldi, dediği koptuğu da oldu. Oralarda bunlar gelişti. Peki, yani şimdi, Amerika'nın kendi ülkesindeki demokrasi anlayışıyla başka bölgelere götürdüğünü iddia ettiği demokrasi aynı değil. O çok net, onu gördük. Bu arada son dakika olarak arkadaşlarım da ekrana veriyor. Zelenski'nin yeni açıklamaları var. Herkese silah vermeye hazırız dedi. Ben de tekrar edeyim. Ukrayna Devlet Başkanı Rus halkına, Ruslara karşı halk savaşsın dedi. Herkese silah vereceğiz dedi ve Kiev ve çevresindeki şehirlerin kontrol altına alındığını da ifade etti. Arkadaşlarım da ekranlarda çeviriyor bu bilgileri.
İlhan Bey, o zaman Amerika ve Rusya açısından baktığımızda şimdi ikisi karşı karşıya Ukrayna üzerinden. Amerika'da da bu yıl içerisinde Kongre için ara seçimler var. Yani Putin'in olduğu kadar Biden'ın da bir başarıya ihtiyacı var. Özellikle de son Afganistan'dan sonra. Biden'ın Putin'e geri adım attıracak gücü sizce var mı? Yani yok. Çünkü Rusya real politik yapıyor. Yani güç siyaseti izliyor. Güç siyaseti izleyen ülkeleri ancak güçle durdurabilirsiniz. Yani bu çok açık. Yani siz oraya Rusya'nın yığdığı kadar ya da onun iki katı yığınak yığarsanız Putin'i durdurursunuz. Yani Rus ordusunu durdurursunuz. Yoksa yani öyle ekonomik önlemler, yaptırımlar, Putin'le Lavrov'un mal varlığını dondurayım, işte bilmem Eurovizyon'du, maçtı falan, bunlarla bu iş olmuyor. Yani sonuçta yapılan şey belli. Yani bir askeri güç ve kararlı fark ettiyseniz. Yani ölümüne girmiş Rus ordusu. Yani başkenti ele geçirmeden hani bu işin peşini bırakmayacak. Belki öyle Donbas'ta şurası falan değil. Yani Ukrayna'yı kendisine bağlamak için bütün enerjisini, askeri gücünü hani kullanıyor. Dolayısıyla da bunu ancak ve ancak askeri bir güçle durdurabilirsiniz. Askeri güç var mı? Batı'da var. Ama bunu kullanma iradesi yok. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ne Amerika'da? Zaten Amerika biliyorsunuz bir süredir dünyadan asker çekiyor. Yani çatışma bölgelerine işte Afganistan'dan çekildi. Irak'tan bütün muharip güçlerini çekti. Yani danışman ve şey kaldı. Eğitim verenler kaldı. Yani savaşan gücü yok şeyde. Suriye'de bazı şeylere göre işte 600-800 kadar askeri var. Hani o da savaşan bir şeydi. Savaşan birlikler değiller onlar da. Dolayısıyla da hani bu şeyin tam ters bir denklem oldu. Yani Putin bunu değerlendirdi aslında. Yani Amerika'nın zaten hani bölgesel savaşlardan çekildiğini gördüler. Dolayısıyla elini rahatlattı bu. Şimdi Batı'da hiçbir ülkeyi, yani NATO üyesini siz Ukrayna'da savaşmaya ikna edemezsiniz. Yani hükümetler istese halk ayaklanır, gitmezler savaşa. Ukrayna'da kimse savaşmak istemez. O yüzden de hani buna yapılacak fazla bir şey yok. Hani bunu dönüştüremezsiniz. Rusya'yı orada engelleyemezsiniz. Hı hı. Dediğim gibi bir tek yolu hani Rusya'nın kadar güç oraya yığmak olabilir. O da 3. Dünya Savaşı çıkması demek. Yani o zaman gerçekten 3. Dünya Savaşı'ndan hani söz etmiş oluruz. Bunun Biden'a seçimlerde bir maliyeti olur mu? Olabilir. Yani Amerika'yı zayıf. Yani şimdi tabii şöyle bir çelişki de var. Amerikan halkı hem askerlerinin geri dönmesini istiyor. Hani dünyadaki çatışmalara taraf olmamasını istiyor. Şimdi burada da şeyi beğenmezseniz yani işte Afganistan'dan çekildi, beğenilmedi. Şimdi Rusya ile savaşmadı, o zaman hani bunun alternatifi de gidip savaşmak olurdu. Hani bu burada da bir karar vermek gerekiyor ya, yani hangisini istediğine karar vermek. Ama en son noktada tabii ki Amerika böyle geri döndü falan derken aslına bakarsanız hani Rusya geri dönmüş oldu. O yüzden de Biden'ın eksi hesabına bu yazılabilir. Hı hı. Yazılmasının nedeni de Amerika'nın bu güçlü liderlik imajının dünyada hani yıpranması olabilir. Buna karşı hamle olarak da işte biliyorsunuz Biden yönetimi de, Biden'ın kampanya ekibi de işte Trump'la Putin'i yan yana getirmeye çalışıyor falan. Hani bu tür şeyler yapmaya çalışıyorlar. Zaten iyi gitmiyor Biden için iç politikada destek. Çok düştü biliyorsunuz. Hani onun başka nedenleri var. İşte enflasyon orada da yani çok yüksel dediğimiz %7 oldu biliyorsunuz. İsterseniz bilmiyorum nasıl bir hesap yaparsanız arttırabilirsiniz de ama hani sonuçta şey Amerikalılarda da şey çok önemlidir işte hani hayat otomobile çok dayandığı için hani bireysel kullanıma çok evet. dayandığı için toplu ulaşım az olduğu için orada da etkilendi insanlar falan hani Biden'ın ekonomik şeyleri var, sosyal devlet uygulamaları başladı ama sonuçları alınmadığı için henüz Biden anketlerde şu anda düşük çıkıyor. Etkisini görmüyor. Buna evet, bu da ona eklenebilir. Hani Kongre seçimlerinde demokratlar bir gerileme, oy kaybı yaşayabilirler. Peki. Bu da ona olumsuz etkiye katkı sağlar. Peki, son dakika haberleri sürekli geliyor tabii ki. Arkadaşlarım da ekrana getiriyor. Radyodan takip edenler için de ben dile getirmiş olayım. Bir ambulansın vurulduğu yönünde Ukrayna'nın bir açıklaması var. Çernobil nükleer santrali ile ilgili radyasyon seviyeleri yükseliyor.
Avrupa'da çevre felaketi olabilir açıklaması var. Çernobil'e girdi Rus askerleri. Orada bir çatışma yaşandı. Nükleer santralin 80'li yıllarda meydana gelen o çok büyük kazanın gerçekleştiği bölgeyi ele geçirdiği bir çatışma sonucu. Şimdi bölgedeki radyasyon seviyesinin yükseldiği yönünde uyarı var. Son olarak o zaman Sayın Dürer şunu sorayım. Çernobil neden önemliydi? Önemi neydi? Cidden bir risk yaratacak mı dünya için? Bu arada Akdeniz'deki Rus filosunun da Karadeniz'e doğru hareket ettiği haberi var. Yani bu da önemli olayın riski açısından. Tekrar edelim sizin verdiğiniz bilgiyi de. Akdeniz'deki Rus filosunun Karadeniz'e doğru hareket ettiği yönünde size Karadeniz'e geçmek üzere, evet. Böyle bir bilgi var, evet. Şimdi bu Çernobil olayının önemi aslında Zelenski'nin geçenlerde Münih konferansında yapmış olduğu söylemle doğru orantılı. Hatırlarsınız bir tekrar nükleer güç olma durumundan bahsetti. Bu Rusya'da da çok tepki çekti. Aslında normal şartlarda Avrupa'da da çok tepki çekerdi de ama içinde bulunan şartlarda fazla önem vermediler. Dolayısıyla bu anlamda tabii ki Çernobil bölgesi önemli ve birçok hassasiyeti de hem manevi hem de fiziki açıdan da önemli. Çünkü oranın Ukrayna böyle bir yolda giderse bu anlamda çok önemli olacak. Rusya bunu bir çok ciddi bir tehdit algısı olarak alıyor. Çünkü Ukrayna şöyle dedi. Dedi ki ben nükleer güç olmaktan vazgeçtiğim zaman benim toprak bütünlüğünün garantisini sadece Rusya vermedi. Batı ülkeleri de verdi. Ve siz aslında şunu demek istiyor. İkinci kez beni bölünmekten kurtaramadınız. Yani hem benim elimdeki silahı aldınız hem de bana destek çıkmadınız. Dolayısıyla bu nükleer güç olma anlamında önemli bu Çernobil bölgesi bir güç merkezi sonuçta o anlamda. Şimdi şöyle bir şey var. 22 Şubat 2022'de Rusya'da bir devrim oldu. Yani bunu anlamamız lazım. Nasıl bir devrim biliyor musun? Biliyor musunuz? Bu sadece Ukrayna ile içeride de bir devrim. O görüntüyü hatırlıyor musunuz? Bütün komutanları, bütün başbakanları, başbakanı, bakanları, silahlı kuvvetler başkanı hepsini Rusya önüne koydu ve dedi ki bu savaşı yapalım mı yapmayalım mı? Soru sordu. Yani ben karar almıyorum. Neden? Dikkat ediniz ilk yaptırımlara. İlk yaptırımlar neydi? Dedi ki Rusya'nın batıdaki zenginlerinin çocuklarını, hepsinin bütün mal varlıklarını iş yapmasını. Kimdi biliyor musunuz bunlar? İşte o gün Putin'in önünde oturan insanlar bunlar. Onların çocukları, o nesil, onlarla bağlı gruplar. Putin dedi ki daha evvel yayınımızın başında söylediğimiz mantıkla hareket ederek dedi ki yeni bir düzene giriyoruz, yeni bir döneme gidiyoruz. Ben bu adımı atmazsam zaten bütün bu sermayelerin siz bakmayın bundan sonra bir hafta içinde çıkacak o yaygaralara. Zaten nasıl ki Kaddafi'nin paralarına el koydular, nasıl ki bütün offshore firma, zaten hepiniz nasıl ki diğer liderlerin Latin Amerika'ya zaten gidecek. Onun için bir karar verin. Bu zamana kadar olan yani biz burada parayı kazanıyoruz oradayız. Bu mantık bitti. Yeni bir döneme giriyoruz ve sizi de deklare ediyorum dünyaya. Onun için olaya böyle baktığımız zaman belki daha evvel bu zamana kadar söylediğim şeyler daha iyi anlaşılabilir. Yani bir devrim bu anlamda oldu diyorum. Zaten bütün devrimlerin sonucunun ne olacağı belli olmuyor. Rusya'nın hiçbir yaptığı devrim sonuçta nihai itibarla kimseye yaramadı. Ama iç refleksleri anlatmak açısından bir kere bu örneği vermek istedim. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İlhan Bey son bir dakikamız. Eklemek istediğiniz varsa son sözleri de sizden alayım. Rusya yeni bir dünya düzeni öneriyorsa hepimize, bütün dünyaya. Hani bu bir komşusunu işgal ederek kuramazsınız bunu. Yani daha barışçıl, hani daha eşitlikçi, hani daha çevreye saygılı vesaire bir dünya olsa daha iyi olur. Yani dünya insanlar bunu özlüyor, bunu istiyor. Yani Amerikan emperyalinden bıktık, anladık. Yani yıllardır hep bunu söylüyoruz. Ama bunun karşılığı bir komşu ülkeyi işgal edip ama benim güvenlik ihtiyaçlarım var ama tarihsel olarak burası da benden alındı. Yani bunun sonu yok dediğim gibi. Böyle bir dünya, böyle bir düzen...